Nefon çok şükür şeytan bacağını kırdık. Dördüncü dokunulmazlığı da aldık. Mavi takım. Evet ya, uzun zamandır iki onlar alıyordu, iki biz hep böyle bayrağa gidiyordu. Birin dokunulmazlıkta, dördün dokunulmazlık skoru aynı. 12-3, 12-3. Eğer kaybetseydik, ben de geliyordum. Evet. Ve biz beraber mi oynayacaktık eğer ben gelseydim? Evet. Yok. Evet. Yok. Hayır. Hayır. Şey, sen, Yunus Emre, sen Batuhan'la oynayacaktın. Ben Batuhan'la oynardım, evet. Bence. Ama öyle olmaması iyi oldu. Sonuçta evet, evet. Biz, ya ben baştan beri şeyin girmesini istiyorum. Görmek de istiyorum. Furkan değil mi? Furkan'ı bir görelim abi. Hani bir de şey oluyor, hani hep aynı isimleri seyret, evet. seyret, anladın mı? Yani bu adam, hani bir tane bile renk olsa farklı. Yani daha böyle ulan ne olacak, ne yapacak? Ve Furkan oynayacak. Final oynar. Ya benle oynayacak ya da Yunus Emre. 12-3 ne ya? Yani Yunus Emre sonuçta ikinci erkek. Yani istatistikte erkekler de ikinci sırada. Merve abla zaten iyi. Evet. Ona rağmen çöküşteler. 12-0-3. Bilmiyorum neden olduğunu. Bence çok bireysel düşünüyorlar ya, öyle düşünüyorum ben. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bizim şimdi ne bileyim yani atışları da iyiydi. Önde de geldiler. Tabii canım. Hele yani... Damla senin oynadığında ilk 3 tane düşürdü. İki tane düşürürsen daha bir tane mi, iki tane mi düşürüp yakaladın aynen, yani anladın mı? Aynen. Çok iyi olan yarışmacıların bazıları ağır bir düşüşte. Hem mental olarak ağır bir düşüşteler hem de sayı kaybedince ağır bir çöküntü yaşıyorlar. Onların yanlış analiz yaptığını ve bireysel düşündüklerini düşünüyorum şu anda. Bence o an şu an değil yani aslında kendi içlerinde değil de onların sadece kendi bireysel başarılarını düşündüklerini düşünüyorum. Ama bugün kadınlar olarak da ağırlığımızı gene koyduk. Kesinlikle. Valla muhteşem, gurur duyuyorum yani şu bizim kırmızı takımın kadınlarıyla ne kadar bize kötü de konuşsalar. Aynen. Yok işte dün şöylelerde bugün böylelerde falandı filan. Neden toplandığımız apaçık ortada? Düşmanım yani, düşman. Aynen, düşmanımın düşmanı benim dostumdur yani bu kız da benim ekstra düşman olmama sebep olan kişi de sendin. Beni uzak tut dedin. Ben uzaklaştırmaya aynen. çalıştım. Sonrasında konu buralara kadar geldi. Onun öncesinde evet elektrik almıyordum ama ortak bir konumuz vardı yani. Şimdi ne oldu? Ya şu son bir haftadır özellikle dengeler çok değişti takımın içindeki. Nagihan'la çok büyük bir kavgamız oldu ve 1,5 ay, 2 ay boyunca yani aynı yolu bile yürümedik oyun dışında. Daha sonra aslında ortak şeyden nefret etmemiz bizi birbirimize yakınlaştırdı diyebilirim. Üç kadın dayanışmasını açıklamak belki de çok zor. Bizi toplayan bir kişi var, o da Yunus Emre. Bağlayan diyeyim daha doğrusu. Tabii ki de başta problemler yaşamıştık Aleyna'yla. Hani birine karşı bir şey beslem, tanıyana kadar da bu bende geçmez. Bu da benim en büyük problemimdir yani. Bunu düzeltmem gerektiğini farkındayım ama maalesef önüne geçemiyorum. Aleyna'la da öyle bir problem yaşamıştık ve daha sonra biz Aleyna'yla yaklaşık 2 aya yakın hiç konuşmadık. Yani birbirimizden su dahi istemiyorduk o derece. Hiçbir muhabbetimiz yoktu. Ama daha sonra şöyle bir hata yaptığımı farkına vardım. İnsanları tanımadan aşırı eleştiri yaptığımı fark ettim. Aşırı hakkında saçma sapan düşüncelere kapıldığımı fark ettim. Burada da büyük bir hata yaptığımı düşündüm. Ama bizi en çok birbirimize bağlayan olay da Yunus Emre olayı oldu. Ama sen oynarken bir bağırdı evet, bak. Duydum. Böyle bir bağırış ben görmedim. Yani sen burada oynuyorsun ya oradan bağırıyor. Oy olmuyor. Bir de böyle sinyal. Ben de düştü biliyor musun? Ben ona dedim ki aa atamıyor. Dağlara taşlara falan diyorum. O da bende düşüyor. Evet. Ben de aynı şekilde o yüzden benzin yani. Hemen benim yaptığım gibi benzin acil değişmesini istiyorum dedi. O da öyle bir çok etkileniyor biliyor musun? Etkileniyor. Özellikle senin sesinden. Felaket. Bak ben düelloda onu ne yapıyorum? Kırmızı takıma geldim. Sanki o kadar farklı bir Yunus Emre gördüm ki. Yani tanımak imkansız. Benimle konuşmaları her zaman yuttum. Sözleri. Ben bunu her zaman alttan aldım. Yani kişilerle benim sorunum yok. Yani Nagihan ablayla tartışmış, Aleyna'yla tartışmış. Bana ne abi? İstediği gibi tartışabilir. İstediğini de söyleyebilir bu arada. Ben gidip de Nagihan ablayla tartıştı diye niye Yunus Emre'ye tavır alayım ki? Ama ben kendi kulağımla düello günü araya giriyorum. Hatta daha sonra oyun alanından önce sağlık çadırında şunu şuradan alın, alın şunu şuradan istemiyorum bunun aynı yerde olmak tarzı bir şey diyor ki benimle hiçbir sorunu yok. Nagihan ablayla tartışmasında araya dahi girmemişim bile. Hiçbir şey dememişim. Hatta Nagihan ablaya, abla sen bence biraz abarttın Yunus Emre, fevri bir insan demişim. Ona rağmen Yunus Emre beni düşman belledi o konuda ve bana ağır sözlerde bulundu.
Ben de o yüzden Yunus Emre'ye bu şekilde tavır almak zorunda kaldım. Düelloların vazgeçilmez olaylı kadını Nagihan gene bir yarışmacıyı demoralize etti ve elenmesine sebep oldu. Artı iki, artı üç leşlerim çok. Ama özel bir düello da açıyorsun. Ya ama bir enerji. Şey yapmıyorum. Benim sesim etkiliyor olumlu. Bak ona ben destek olduğumda o almıştı. Sinir oluyor ya sana. Bana sinir oluyor daha çok etkileniyor. Evet, senin sesini duydukça deliriyor. O böyle onun bir ağız şeyi var ya, sinirlenince bir şey yapıyor. Evet. Onu her seferinde yakalıyorum. Evet. Ben kendisiyle muhatap olmama kararı aldım. Beşte de işte mesela diyorlar ki işte bağır Yunus Emre'ye şöyle böyle. Eskisi ilk zamanki gibi bağırmak istemiyorum. Çünkü görmezden gelmek istiyorum. Çünkü Yunus Emre ya bir şey söylediğimde direkt belden aşağıya girmesi beni gerçekten benim canımı sıkıyor. Yani öyle o şekilde o tarzda olan bir insana çünkü konuşsam da bağırsam da çağırsam da bir fayda etmediği için ben de şuna karar verdim. En mantıklısı bence muhatap olma. Kim birbiriyle kavga ediyorsa birbirine giriyorsa girsin sen çeneni kapat sus ve izle dedim. O yüzden şu an susup izliyorum. Tabii ki de bence polemikler devam edecek Aleyna ve Nagihan ve Yunus Emre arasında. Yunus Emre bana bulaşmadığı sürece ben Yunus Emre'ye hiçbir zaman bulaşmadım, bulaşmam da. Benim için bir abiydi ama şu anda abi lafını hak ettiğini düşünmüyorum. Muhteşem bir ödül kazandı. Çok güzel kazandı. Ben bayılıyorum ya. Ben çok seviyorum ya. Ben de. En sevdiğim öğün. Güzel bir ödül kazandık. İnsan ister istemez Türkiye'yi özlüyor yani. Türkiye'deki anılarını işte... Bir yerde oturup kahvaltı etmeyi özledim. Gerçekten bu gördüğüm andan itibaren çok duygulandım. Yani bilmiyorum. Diyorum ya bana ailemi hatırlat. Çünkü bizim de ailecek toplandığımız tek yer kahvaltıydı. O yüzden çok özledim yani her şeyi özledim. Kedimi özledim ya en çok da kedimi özledim. Ya bir haber alamamak, iletişim oyununda zaten... Yani aileyle görüşme bir kere oldu. Kedimi göremedim. Yani insan kötü rüyalar da görmeye başladım. Yani ister istemez içime atıyorum ama gerçekten çok özledim. Yani kedimden bari bir haber alayım diyorum. Haberim yok. Ya ablama o kadar tembihledim. İnşallah iyi bakıyordur yani. İyi baktığına eminim ama yani benim en hassas noktam kedilerim. Ya onları çok özledim. Bilmiyorum yani ne zaman bitecek diye de böyle ha bitti ha bitecek diyorum da bir sonunu getiremedim. Yani çok erken başladı. Ara vermiş gibi hissetmiyorum. Yani yorgun değilim belki ama ister istemez ailenden uzak olmak, sürekli o stresin altında olmak insanı çok yoruyor. Ya yani ben burada gerçekten saçımda birkaç tane beyaz çıktı. Yaşlandığımı hissediyorum. Vallahi yani artık böyle fiziken bir yorgunluk ve saçımda bile beyaz çıktığını gördüm. Üzülüyorum yani, bilmiyorum. Vallahi kayıp yine kayıp. Bunu beklemiyordum bugün. Bu kadar beklemiyordum. Ya ben de beklemiyordum yani. Hani çok iyi hissediyordum yani. Takım olarak da çok iyiydik. Damla'nın oyunlarına üzüldüm açıkçası böyle hani Damla çok saniyeyle kaçtı. Sonrasında attı zaten. Merve çok iyiydi bence bugün. Evet. Ama şeyi yapamadık yani ne bileyim o top tahtaydı. Sekince başka yerlere gidebiliyordu. Onlar da böyle tekte attılar falan filan. Olmadı yani. Bir dokunulmazlık oyununu daha kaybettik. Yapacak bir şey yok. Düelloya çıkacağız. Mücadelemizi takım arkadaşlarımla sırt sırta vereceğiz. Dokunulmazlık 8 oynadık bu 2 haftada. 8 oyunun 3 tanesini kazandık. 3 tanesini 12-11 ile kazandık. Zar zor. Bu kadar iyi hissederken nasıl buraya geldik? Sürekli kaybediyoruz. Aldığımız oyunu bayraktan aldık, zar zor aldık. Kıl payı kaçan oyunlar, şanssızlıklar yani bu kadar çok şeyin üst üste geliyor olması... Çok üzücü yani. Birinin ismini yazmak zorunda kalmaktan o kadar yoruldum ki. 6 haftadır zaten bizden elenen isim var. Yetmiyor. 3 tane dokunulmazlık kaybediyoruz. Yine ismi yazıyoruz. Biz mesela takım olarak huzurluyuz. Fiziksel olarak bir eksiğimiz yok. Hatta takım olarak daha önde geliyoruz. Güçten yana bir sıkıntımız yok. Yani biz nasıl bu duruma gelebiliyoruz? Atabildiğim şeyi atamıyorum. Atabildiği şeyi atamıyor. Bir haftadır yokuz burada. Kötü bir takımda değiliz. Olay nasıl buraya geliyor bilmiyorum. Kesin alacağım dediğim sayıları alamıyorum. Tabii ki burada hiçbir şey %100 değil ama kendimi iyi hissederken, bütün labutları önde bitirirken, yani o kadar yakın görünen bir şeyi atamıyorsam
Bence yani beceriksizlik zaten bunun %70'i. Kabul ediyorum. Beceremedim. Beceremedik. Ama olmuyor yani. Son zamanlarda gerçekten olmuyor. Bu kadar da iyi geçinen, her şeyimizi paylaşan, atıştaki bütün teknikleri paylaşan, yani kaybettiğimizde bile gidip erzağımızı yiyip sohbet edebiliyoruz. Suçlamıyoruz, evet. Etmiyoruz. Evet, evet. Neden böyle oluyor yani? Artık anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Kimse kimsenin arkasından konuşmuyorken, kimse kimsenin arkasından iş çevirmiyorken, şu an kaybediyor olmak ve iki arkadaşımızdan birini izliyor olmak gerçekten beni çok üzüyor. Bugün dedim ki 3 sayımı alacağım. Atışımdan eminim. Kötü attığım halde önde geldim şeyden. Topa önde geldim. Topu atamıyorum. Tutmuyor, elim tutmuyor yani. Bu şekilde giderse demek ki biz buradan sırayla gitmeyi hak ediyoruzdur. Ona eyvallahım yani. Ondan yana hiçbir sıkıntım yok. Ama fiziksel olarak bu kadar iyiyken, hiçbir oyundan kaçmazken, kendimizi paralarken, bu kadar odaklanırken, takım olarak bildiğimiz her şeyi birbirimizle paylaşırken, sorunsuz bir ada hayatımız varken biz neyi yapamıyoruz? Bu zamana kadar yukarıdaydık. Şimdi düşüşe geçtik. İlla ki bunun bir çıkışı olacak yani. Temennim bu yönde. Olmuyorsa da abi yapacak bir şey yok yani, mücadelemizi vereceğiz, keşke demeyeceğiz hiçbir zaman. Oraya çıkıyorsak hakkını vererek mücadele edeceğiz. Eğer ki hakkını veremiyorsak sevdiklerimizin yanına döneceğiz. Bu iş böyle. Kimse buradan sonra hani gittim diye üzülmez diye düşünüyorum. Tabii ki bir burukluk olur içimizde ama elimizden geleni de yaptık deriz. O yüzden abi hiç bir şekilde kimseye ne alınacağız ne güceneceğiz. O Geday da ben de, biz ikimiz çünkü aramızda da konuştuk. Hani hiç şeyimiz yok. Çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Benim için eğer girersem potaya ilk düello olacak. Ogeday için ilk düello olacak. Tabii ki de bunun biraz stresini yaşıyoruz. Ama nedense böyle bir üzerimde de bir hafiflik var. Bu rahatlık iyi mi olacak? Yoksa bu rahatlık beni İstanbul'a mı götürecek? Bunu hep beraber göreceğiz. Şu düelloyu bir atlatalım. Sıra bizde bakalım. Şimdi biz size destek olalım. Şu düellodan bir çıkalım Allah'ın izniyle. İnşallah. Toparlanacağız. İnşallah. Hakkımızda hayırlısı olsun. Şu düelloyu bir atlatalım. Zaten her gün neyi neden yapamıyoruz, neden yapıyoruz, nerede iyiyiz bunları sürekli konuşuyoruz. Hiçbir sorunumuz yok. Ama Survivor'ın kuralı bu. Biz yenilirsek, atamazsak sonuçta sırayla buradan gideceğiz. Hak eden insanlar burada kalacak. Atamıyorsak da saniyelik ya da 10 dakika sürsün. Fark etmez. Saniyelik oyunda verildiği zaman hiçbir şey ifade etmiyor. Gitmeyi hak ediyorsak gideceğiz, kalmayı hak ediyorsak kalacağız.